Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok ekonomik bir videoyla beraberim. Bu önümde görmüş olduğunuz poşetlerin içinde ta yıllar öncesine dair bulduğumuz fişlerde ucuz olduğu, şu anda da pahalı olduğunu düşündüğümüz ürünleri aldık. Burada Tarkutsa var, burada da BİM var. İki farklı ucuz ve orta fiyatlı market kıyaslamasını yıllarına göre yapacağız. Şimdi öncelikle bunları bir çekelim şöyle. Şunu da... Önce ucuzdan BİM'den başlayacağız. Ben şimdi size bulduğumuz eski fotoğrafı göstereyim. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz bir adet BİM aktüel. Bunun güzel görünmüyordur büyük ihtimalle. Şuraya Berkaycığım kaliteli versiyonunu da koyalım bunu. Şu şekilde ne yazıyor üstünde? 01.01.2010'dan itibaren diyor. Tam olarak 10 yıl, 11 yıl mı? 11, 2021'deyiz. 11 yıl öncesinin fiyatları. Dost süt 1 lira 45 kuruş. 1 litresi. Ha, koyayım. Ekonomiye bak, fiyatlara bak. Aynısının bir de şöyle bir versiyonu var. Bunun fiş olarak bulabildik. Orta fiyatlı market arıyorduk. Ben Tansaş'a baktım, Gima'ya baktım, ne bileyim Migros'a baktım. Onların o zamanki aktüellerinin fotoğraflarının fiyatlarını bulamadım. Diyasa buldum. Diyasa zaten Carrefour'sa sayılır diye düşündük kendi çapımızda. O yüzden Carrefour'dan da aldık. Carrefour'da bayağı büyük şöyle fiş. Koy yine Berkay. Şöyle büyük bir fişimiz var. Totalde 77 liralık alışveriş yapılmış buradan ve 77 liraya alınan ürünlerin listesine bak. Şimdi ucuzdan başlayalım. BİM kardeş bize neler sunuyor? Diyor ki Dost süt diyor 1 lira 45 kuruş. Çıkaralım onu. Dost süt 1 lira 45 kuruş. Peki biz bunu kaç liraya aldık? Bir adet Dost sütü 4 lira 75 kuruşa almışız. 1 lira 45'ten 4.75'e artış. Evet, kadraj değişikliğine gidildi. Ürünlerin tabi o zamanki ekonomiyle çok ucuz olduğu için, çok fazla şey aldığınız için buraya sığmayacağını düşündük. Şimdi o zamanki dolara baktım. 2010'da dolar 1 lira 49 kuruş. Bugün kaç an itibariyle? Dolar an itibariyle 7.18 19 civarına düşmüş. 7.50 zannediyor. 7.49 falan zannediyordum ben. Bayağı bir düşmüş. Şimdi bu kaçtı? 4.75. İkinci ürünümüz yarım yağlı Dost süt. Devam ediyoruz Dost. Yarım yağlı Dost sütümüz hocam kaç paraymış? 1 lira 19 kuruşmuş. Bakalım şu an yarım yağlı Dost süt kaç para? 4.45'e almışız. Bu 4.75, bu 4.45. Şu şekilde yan yana dizdik. Sıradaki ürünümüz bardak ayran. 40 kuruş. 40 kuruş. Dost ayran. Ben bunu çocukken hatırlıyorum. Okulun orada BİM vardı. Simit alıyorduk. Dost ayran alıyorduk. Simit de zaten 30-40 kuruş bir şeydi. 1 liradan düşük fiyata karın doyuyordu. Okula ben 1 lirayla gidiyordum. Para üstüyle eve dönüyordum. Nasıl yapmış lan? Bunu kaça almışız? 0.90. Hala ucuz bak. Bunun mesela %300 falan fiyatı artmış. Bunun artı artı %100 artmış. Çok artmamış. 40'tan 90'a çıkmış. Başka? Tam yağlı beyaz peynir Aknaz. 6.95. Tam yağlı beyaz peynirimiz Aknaz, o da mı BİM? Şöyle bir ürün 6.95'miş. Bakalım şu anda bu ürün kaç para? Peynir beyaz 1 kilo olarak görünüyor. 23.95. Ananın aynı yüksek artış bunda da yaşanmış. Bir sonraki ürünümüz dil peyniri Aknaz. Lan sürekli peynir. Herhalde peynirlerin tarihi geçiyormuş, elden çıkarmaya karar vermiş adamlar. 3 lira 60 kuruşa dil peyniri satmışlar. Aknazını bulamadık. Taraklısını bulduk. Taraklı dil peyniri. Bunun muadili aşağı yukarı 3 lira 60 kuruşmuş. 11 lira 90 kuruş bu elimde görmüş olduğunuz ürün. Yani bunun da çok fazla artmamış. Bazı ürünlerin bir de tam olarak aynısını bulamadığımızda batan şirketi var, tutmayan ürünü var. O su var, bu su var, şu su var. O yüzden her zaman aynı ürünler bulunmuyor. Bir de marketin büyüklüğüne göre değişir. Her şubede olur, her şubede olmaz. Değişir. Light beyaz peynir var. O da şu. 3 lira 90 5 kuruşa bunu alıyormuşsunuz. Yarım kilo light beyaz peynir. Bakalım burada ne kadar? 12.90. Bu da neredeyse 2 kat artmış. Şunu da şöyle koyalım. Sıradaki ürünümüz tam yağlı beyaz peynir. Küçüğü bu sefer. Biz onun küçüğünü bulamadık. Birebir aynısını bulamadık. Aknaz değil mi o da? Aynen. Aknaz'ın tam yağlı 600 gramını bulduk. 500 gramını 3.95'e satıyorlarmış. 600 gramını 18.95'e satıyorlar şu an. Maşallah. Mağazalar ekonomik darbe yapıyor memlekette. Şaka yaptım. Krem peynir gelsin hocam. Aknaz krem peynir 500 gram 4 lira 35 kuruşmuş. Fakat şimdi 12 lira 50 kuruş. Bunda da 2 katın neredeyse 3 kata yakın bir artış var. Örgü peynir. Ulan bunu da hiç sevmem. Ya Aknaz'ın örgü peynirini bulamadığımız için biz böyle bir şey aldık. Kuzucu Anteplim peynirli diye bir şey diyor. Ne kadarmış Aknaz'ın örgüsü? 250 gramı 3.45'miş. Biz almışız 400 gram Anteplim. Bu 15.90. 250 gramı 3.45 olan şey 400 gramı da 5.5 olur. Bu da 15.90 olduğuna göre 3 kat artmış. Bundan sonraki ürünü tahmin edeceğim. Tam yağlı kaşar peyniri 1 kilo. Aha. Aha. Öf. Of. Tostçero tost yapmak istiyorum şu an. Müthiş. Muazzam. Kaç paraymış? 1 kilosu 11 lira 75 kuruşmuş. Şimdi benim tahminim bunun Migros'u falanı filanı 25-30 lira gibi bir şeydi. Hala BİM olduğunu düşünürsek, hala Aknaz markasının burada olduğunu düşünürsek ben buna şu anda 24 lira diyorum. Bence 24 lira. Ben Aknaz 20 mi diyorsun? Ben sen ne diyorsun? 26-45 diyorum. 26-45. Sen ne diyorsun? 40. 40. Oha.
Aknaz lan bu. Ne yapıyorsun? Tam yağlı tost peynirinin bir kilosu bakalım ne kadarmış. Oha! Ömer sence bu kaç para? Bak bunun 2010'daki fiyatı 11 lira 75 kuruş. 32. Oğuzhan sen kaç dediydin? 20. Sen kaç dediydin? 26-45. Sen kaç dediydin? 40. En çok sen yaklaştın. 40. Oha! Aknaz lan bu. Ne yapıyorsun? 36 lira 50 kuruşmuş bu. Yuh! 11'den 36'ya geçişe bak. Ananı s**eyim. Biz bitmişiz. Hoş geldin. Ev bakıyormuşsun galiba. Evet. Y**k kafalı. Benim evime çıksana. Şey değil mi? Mantıklı bile gelmeye başladı artık. Benim eve çıkmak evet. Mı? Benim eve direkt. Evet. Benim eve çık hadi. Oğlum deposito vermiyorsun. Eşya da bırak, yatak da bırak. Kanepe sana bırakırım. Allah razı olsun be. Vallahi bırakırım. Bravo. Bravo. Kanepeyi bırakırım oğlum. Bulaşık makinesini de bırakacağım. Oo! Hadi. Buzdolabını da bırakıyorum. Bravo. Bravo. Vallahi bravo. Bırakıyorum. Vallahi bırakıyorum. Tamam bana gelmiyor muydu ya? Aa Berkay'a gidiyor bırak. Evet. Gardırobu da bırakıyorum lan. Pas. O zaman harbiden çıksana oğlum benim eve. S**le terası ne yapacaksın sen ya? Zor kirleniyor zaten, çok kirleniyor. Gel benim eve çık. Bilmiyorum bakacağız. Direkt devir teslim. Oğlum kendi evin sayılır zaten lan. Evde alanımı büyütüyorum. Ömer de ev bakıyordu arkadaşlar. Ben de bir yandan ev bakıyorum. Şimdi ben ev bakarken benim evden benim yerime gel buraya. Benim yerime tabii girecek olan biri lazım ki ben 3 ay boyunca kira ödemeyeyim erken haber vermediğim için. Benim yerime girecek birini de bulamadım ama Ömer girse çok güzel olur. Şu an 2,5 metrekarelik kanepe kısmında yaşıyor. İşte kapitalizmi buradan görüyorsunuz. Kendini geliştirdikçe bulunduğu alanın etrafını satın alıyor. İsrail gibi. Filistin'i satın alarak büyüyor İsrail gibi. Devam ediyoruz. Kısa bir mizah şölenimden sonra. Tam yağlı taze kaşar peyniri Bin Vezir markası 500 gram. Daha bir yıl peynir almaya gerek yok eve. Burada Bin Vezir tam yağlı taze kaşar. 4 lira 95 kuruşmuş. Bakalım biz bunu kaça almışız? 21 lira 90 kuruşu. Oha taş gibi bir şey. Adam öldürsün lan bunu. Oha onu kafam acıdı. Gel buraya bir. Bak. Yapma vurma. Tecrübe et. Kaşarla dayak yemedin demezsin bak. Oh. Ver bakayım. Kendine vur da anla diye. O çıkar şapka çıkar. Yo iyiymiş. Peynircide çalışıp kavga ettiğim bir adamı şu kaşarla böyle dövmek istiyorum be. Bir elimde bu bir elimde bu fırlatıp böyle vuracağım. Bu problem yapıyor yaşasını bize. Problem yapıyor yaşasını bize. Sıradaki ürünümüz. Berk markasının Filiz çayı. 500 gram 3 lira 30 kuruşmuş. Biz bunu unuttuk. Telaş içinde gezerken kaç paradır şu an? Bir baksana internetten. 20. Yo ona koyayım. 3 lira 30 kuruştan 20 liraya artış. İnanılmaz. Tam rakamsa 16.90. 16.90. 19.60. O nasıl tersini okumadı? 19 lira 60 kuruşa 3.30'dan yüzde kaç artış? 6 kere 3.18'den 6.5 kat artmış. %650. Hey maşallah. Efsane markasının hemen çıkartalım. Pilavlık pirinci. 5 lira 95 kuruş. 2 kilo. Bakalım günümüzde sence kaçtır şu an? 13. Çık. 18. Düş. 16.45. Bakalım. 18.90'mış. Oha! Bim'den alıyorsun bir de. Bunun bir de Osmancı, Baldos'u falan var. Bunun bir de güzel, kaliteli markası olduğunu düşün bir de. Efsaneden özür dilerim burada. Kişisel algılamayın da yani. Daha pahalı olur ya diğer yerler normalde. Oha! Yerli. İthal olsa bir de 30 lira herhalde. Biz bittik. Aç kaldık. Aç. Başka? Bili Bili Yumurta. Ben çok gülerim buna. Çok gülerim buna. Çok komik bir marka. Ben Bili Bili. İsmail diye bir çocuk vardı bizim orta. İlkokulda sürekli Bili Bili derdik, bu da sinirlenirdi. İsmail'lerin kaderinde var mı? Daha önce bunu duydunuz mu hiç? Hayır. İs Bili Bili Bom demediniz mi İsmail'lere? Hayır. Hayır. Hiç mi köylü yok burada? Hiç mi burada okumamış yok? Hiç mi serada kafasına cam düşmüş çocuk yok burada? Ha? Yok. İyi. Bili Bili Yumurta 15 tanesi hocam. O zamanlar 2 lira 95 kuruş. Harbiden. 15 tanesi mi? 15 tanesi. Oha. Anasını. Nasıl yumurta lan? İnanılmaz fiyatlar. İnanılmaz. Tanesi kuruşa geliyor. Kaç? 5 kuruşa mı geliyor? 20. 5 değil de. 15-20 kuruşa falan geliyor herhalde. Bakalım Bili Bili yumurta 12 lira 50 kuruşa çıkmış. Hala tanesi 1 liradan az. Bili Bili'yi tebrik ediyorum. Bir yumurta dedim 1 liradan ucuz olmalı çünkü bence mantık olarak. Yumurta yani. Bir tane yumurta. Zaten spora başladın mı koyuyorsun 4 tane yumurta. Şu an bir alıyorsun bir yumurtanın tanesi 2 lira 3 lirayı buluyor bazen. Dışarıda yap kahvaltıyı. 12 liraya kahvaltı. Bu kafeye geliyor zaten. Aynen kafe açalım ama kendimize yapalım yumurtayı. Böyle şey mi olur? Konsantre toz deterjan. Art otomat. Otomat. Turuncu 2 kilo. Evet. 33 yıkama. Lan biz 5 kilo almışız Berkay. Öyle mi? Tamam. Tabii 1,5 kilosunu bulduk ya. De o bil o bil. Bu art. Hmm. Biz 5 kilo almışız. Yoktu ama daha küçüğü de yoktu yani bunun. Bir tek bunu gördük aldık. 5 lira 45 kuruşmuş 2 kilosu. Hocam peki bunun 5 kilosunu biz kaça almışız? Toz deterjan 5 kilo 12.90'a almışız. İyiymiş. Çok iyiymiş lan. İyi. Alalım lan bunları eve. Stok yapalım zam gelir. Aynen. Aynen zam gelir buna. Bu videodan sonra zam gelecek buna. Aa çok iyiymiş. Yanlış yazıyor olmasın. Toz deterjan 5 kilo bil 12.90. Bu ne kadar? 24.95. O 2 kilo ne kadardı? 2 kilo
kilo 5.45'ti. 2 daha 5.45 daha eklesen 10.90. 2 daha ekle 12.90. 13 liraymış. %100 zam gelmiş buna da evet. Peki bil kaçmış hocam? Bilin de 2 kilosu 6.45'miş. 10 santide toz deterjan. Onun valla 5 kilosu hala 12. Tebrik ediyoruz bil markasını. Gerçi bunun 1.5 kilosu 12.90. 2 kilosu da olsun 16. Tebrik ediyoruz. Hayır, tebrik etmiyoruz. Bu da artmış. Bu 5 kilo değil. Hepsi artmış ama. Yanlış anlamışız. Az önce yanlış anlamışız. Hepsi artmış bunların. 1000 bitti. 1000 bu kadardı. Şimdi daha önceki fiyatlardan burayı hesaplayalım bir. 1000 kalmadı değil mi lan? Bir şey var burada. Telli kaşar peyniri. 6.75 500 gram. 1000 vezir markası. Bakalım telli kaşar peyniri ne kadar? Telli 21.90'a çıkmış. 6.75'ten. İnanılmaz. 2010 senesinde 1 Ocak 2010 senesinde BİM'den almış olsaydık, bu elimde görmüş olduğunuz aktüelden yola çıkarak, peynirci dükkanı açmak istiyorsak mesela böyle bir şeyler almış olsaydık, 1 lira 45 kuruş artı 1 lira 19 kuruş. 94 lira 94 kuruşluk bir hesap çıkıyor BİM'in bu aktüel mağazasında. Şimdi biz bunları tam olarak 10 yıl 1 gün sonra 01.01.2010'dan 01.02.2021'e kadar geçen süreçte dolar 1.5'tan oldu 7.20'ye çıktı ve 11 yıl bu arada. 11 yıl demedim mi ben? 10 mu demişim? 11 yıl sonra 94 lira 94 kuruştan 257 lira 00 kuruşa çıkmış hocam. Oha. Oha! Bak Ömer şapkayı çıkardı. Ömer yanıyor. Ömer enflasyondan en çok etkilenen insanlardan biri olarak bitik durumda. Çok fena. 2,5 kat artmış tam olarak. Kaba hesap yapınca. Ki bazı şeylerde hani ayranda falan düşük olduğunu düşünürsek, bazılarında ekstra artış, bazılarında az artış var. Ama total olarak artış dehşet. Biz bittik. Kim istiyor şimdi kaşar peynirini? Büyüğü istiyorum, bir de şeyi. Şunu. Bayılıyorum şuna. Al. Çok teşekkür ederim. Bunu mu istiyorsun? Evet, bir de onu istiyorum. Bunu al, zaten ben diyete başlayacağım ama bu kalsın. Başka bir şey istiyorum. Bu dost ayran ister misin? Tuzlu. Şimdi patlar matlar ama. Ben bunu içiyorum o zaman. Onu iç. İç. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Var mı? Lazım mı bir şey? Bak çok güzel bili bili yumurtam var abim. Yumurtayı ben alayım, spora başlayacağım. Müthiş yumurtam var. Buyur. Ayranı içelim. Evet. Ne kötü bir ayran. Unutmuşum ben bu lezzeti. Sıradaki ürünümüze, sıradaki kalemlerimize geçiyoruz. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu büyük fiş. Tam olarak 24 Haziran 2006'ya ait fiş. Burada 77 lira 36 kuruşluk bir alışveriş yapılmış kredi kartıyla. 2006'da kredi kartı kullanan bir insan. Ben kredi kartını 3 falan yıl oldu yani kullanmaya başlayalı. Bunu buraya koydum. Bunun fişi. Total fiyata sonra bakacağım. Şimdi nerede? Milliyet hafta sonu gazetesini bulamadım. 35 kuruşa almış. KDV'si yokmuş. Herhalde haber alma özgürlüğü müdür nedir? Onu bulamadım. Domates buldum. Yarım kilosunu 62 kuruşa vermişler adama. Bizim domatesimiz nerede? Yarım kilo domates. Şişko patates, yarım kilo domates. Ben bunu kaça almışım? Domatesi çok almışım lan. Ya o kasadaki adam Allah seni kahretsin. Bak dedim ki şöyle dedim. Bu dedim yarım kilo var mıdır dedim. Onun için iki tane daha at dedi. Ben de iki tane daha attım. Sonra bunlar böyle birleşince olmuşlar. 1.5 kilo. Neredeyse. 1 kilo 300 gram etmiş. 1 kilo 300 gram kaç para? Kilosu 6'ymış. Yarım kilosu 3 lira olur. Adam yarım kilosunu kaça almış hocam? Yarım kilosunu 62 kuruşa almış. Ananı s**eyim. Kaç kat? 5 kat artmış. Hey maşallah diyoruz. Bunu böyle kenara koyuyoruz. Sıradaki ürünümüz. Bir adet şeker kasap köfte diye bir şey. Ben bunu bulamadım. Ne dediğini de anlamadım. Şöyle bir köfte aldım. Yani kasap köfte de yoktu. Izgara dana köfte vardı. Carrefour'sa bu. Buna ne kadar vermişiz? 34.90. Ben zannetmiyorum ki 1.5 olan bu. O yüzden bunu çok değerlendirmeyeceğim. 1.5 liraya şeker kasap köfte bu değildir. Yani bunu da hadi bulunduralım. Ama buna da 34.90 verilmez. Bu ne oğlum ya? Ama yani 320 gram et 34 lira 90 kuruş abi. 320 gram ya. Sütaş past tereyağı diye bir şey var arkadaşlar. 2 lira 69 kuruşa. Onun da şu olduğunu düşündük. Elimde görmüş olduğunuz sütaş, taze sütten üretilen tereyağı. Bakın ürün bu. 2 lira 69 kuruşa almış 2006'da. Bense bu ürünü 22 lira 25 kuruşa aldım. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz fiyatlar. Şuraya koyduk. Bakalım ne var başka. Danette fındıklı çikolata 1 lira 29 kuruş. Danette ikilim aldım ben de. Yani 2006 o 15 yıl. 15 yıl içinde bazı isimler şeyler değişebilir ama çocukluğumdan beri benim bildiğim Danette budur. Bu Danette, bu zaten fındıklı olanı. Kaça almışım hocam? 4 lira 95'e almışım. 1 lira 29'dan 4.95'e çıkmış. Bir kaşık maşık getirsenize yiyelim bunu. Kendine getirdin mi? Ah, şişman. Al canım. Yok. Danette. Olur, ben yerim hepsini. Extra Clean diş fırçası. Valla sıradan herhangi bir diş fırçası aldım ben. Birebir aynısını bulmak zor olduğu için. Signal diş fırçası. Kaça almışız hocam? 9.90'a da bunu almışız.
şu şekilde. Kaçtı burada? 1 lira 95 kuruş. Bütün oranlar aynı bak, fark ediyorsunuz. 5 ile 7 kat arası değişiyor. Bazen 3'e düşüyor. Ekmeği almadım. 200 gram ekmek 30 kuruş. Şu an 2 lira gibi bir şey galiba. 1,5-2 lira gibi bir şey. Colgate Total White diş macunu 5,95. Bakalım benim almış olduğum Colgate Max White. Total artık Max'a dönüşmüş. Max White diş macunu kaç paraymış? 13 lira 95 kuruş. 5,90 mıydı? Aynen. 5,95'ten 13'e artmış. Yani Total White varsa yorumlarda yazabilirsiniz onun fiyatını ama biz bulamadık. Büyük bir yere gittik halbuki ama yine de yoktu. Sıradaki ürünümüz klasik parça fındık çikolatalı 1 lira 43 kuruş. Vallahi ben bunları zaten aşağı yukarı standart oluyor diye 2 tane aldım. Ve 6 lira 40 kuruş olduğunu hatırlıyorum. Umarım doğrudur. Aynen. 6 lira 25 kuruşmuş. 1,49 muydu? 1,43'ten 6 lira 29'a çıkış. Yemek isteyen var mı? Ben alırım. Tut. Bak bunu bir de şöyle yiyeceksin. Çocukluğumdan gelen bir hayvani bir taktik vereyim size. Bunu açıyorsun. Şurasını böyle çubuk gibi yapıyorsun, tamam mı? Aynen. Bu çubuğu yaptıktan sonra getiriyorsun abi bunun içine. Buraya böyle gezdiriyorsun. Bak bak şişman. Kilo böyle alınır. Bak öyle değil. Buna gezdirdikten sonra yiyorsun. Bu. Olay bu. Çok güzel olmuş mu? Çok güzelmiş. Streç film almadın değil mi? Ben de almadım. Kireç sökücü de almadım. Üşendim artık bulmaya onu. Pınar doyum sucuk. 4 lira 39 kuruş. Bakalım. Pınar doyum sucuk. Doyum yazmıyor bunda da. Sucuk işte. Standart boydaki sucuğumuz. 30 lira 95 kuruş. Ben bunu vermem kimseye. Ben bunu yerim evde. 30 liraya çıkmış. 4.39'dan 30'a çok güzel çıkmış. Zaten sizin de dediğin gibi etin fiyatları bir ekstra arttı. Angus mangus ithal ettik bir ara. Bir şeyler oldu. Çok arttı. Buzdolabı poşeti de almadım. Coffee Mate aldım. Coffee Mate Eco paket. 1 lira 10 kuruş. Eko paket dedim büyük ve şey olur genelde. 20. Coffee Mate ya bu şey bu. Bu süt tozu kahveyi tatlandıran güzel bir şey. Ne kadarmış eko paketi? 1 lira 10 kuruşmuş. Bakalım bizde ne kadarmış? 10 lira 95 kuruş. Muazzam ya, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ondan sonraki ürünümüz muz. Yarım kilosu 1 lira 43 kuruş. Bu elimde görmüş olduğunuz muz. Yarım kilo mu bu? Ne kadar aldın sen bunu? Sen ne koyayım git. 800 gram almışsın bunu. Bir tanesini koparsan muzu 300 gram olur. Muzu bölseydin abi ortadan ikiye niye? Kilosu 12'ymiş. Yarım kilosu da 6 olur. Bunun da yarım kilosu 1,43. 1,43'ten 6'ya bir geçiş. Yine şaşırmıyoruz. Yine dehşet, yine dehşet. Kayısı aldın mı? Kayısı yok. Kayısı yokmuş. Coca-Cola aldın mı? Bendeydi bu Coca-Cola, ben üretmişim. Geç kalıyoruz diye almamışım. Ne kadarmış? 33'lük Coca-Cola 84 kuruşmuş. Şu an kaç? 2,5 herhalde. Hayır canım, daha pahalı. Kaç para oğlum bir tane küçük? 4,5. Oha! Tabii. 84 kuruştan 4,5'a çok güzel. Restoranlarda 8 liraya satıyorlar onu. Evet doğru. Dia yumuşatıcı da almadım. Gerek yok diye düşündüm. Fruko gazoz aldın sen. Bakalım Fruko gazoz 55 kuruştan kaça çıkmış? 330 mililitrelik bu Fruko gazozumuz 55 kuruştan hocam 2 liraya çıkmış. Çılgın bir şekilde yükselmiş. Ben çocukken gazoz çok severdim. Artık sevmeme kararı alıyorum bu artış yüzünden. 500 gram yoğurt 94 kuruş. 94 kuruş. Yoğurt nerede? 500 gram yoğurt. Bakalım kaç kuruş? Kaç bin kuruş? 6,5 lira. 5 lira 40 kuruş. Yaklaştın. Yaklaştın. Kafa çalışıyor. Sen ekonomiye hakim bir adamsın. Evet. Sen bu işleri biliyorsun. Başka. Permatik banyo 5 adet. 2 lira 19 kuruşa almış zamanında. Bakalım biz Derbi 5 adeti kaç paraya almışız? Berkay kaç paraya aldık bunu? 5 lira 45 kuruş olması lazım. 5 lira 75 kuruş. 2.19'dan 5.75'e. Sinek s**t nasıl ki? Ben bir tane muz alabilir miyim ya Murat? Ne? Bastırsın. Bir tane muz alabilir miyim ya? Murat ben de bir domates alırsam. At. Düşürme ama patlar. Gel gel. Ya ben zaten madem sen... hadi itiraf edeyim. Onu ben bilerek 300 gram fazla aldım. Yeriz diye. Yeriz diye. Al abi. Çok teşekkür ederim. Muz da muzmuş. Muz biliyorsunuz bulunmuyor. Çünkü çok pahalı. Evet. Evet. Yoğurt? Yoğurda ban mıyım? İstiyorsan ban ya yani, önce bana bilirsin. Ben Danette banmayı planlıyorum ama. Tamam, bak olur. Onu bir dene istersen. Bunu da al o zaman. Benim var orada. onu da fazla aldım. Sen bence ne yap biliyor musun? Şu Danette'yi aç da şu muzla ye. Bence harika olacak. Bir ucundan dene. Koparsana onun biraz. Koparayım. Bir banayım merak ettim harbiden. Ban ısırsan. Isırsan ya. Yok ısırmayayım. Ah. Elime ne zaman muz alsam. Ne zaman muz alsam kendimi böyle hissediyorum. Adam orada domates yiyor. Harbiden de yiyor. Düz domates yiyor. Eşek gibi. Eşek gibi domates yiyor. Şöyle. Bir de çikolata parçası bir tane hemen. Hemen. Hemen tazeliyoruz tadı. Bu p*** bu işi biliyor. Mucit bu. Mucit bu p***.
yaşamdan zevk almayabiliyor. Nerede kaldık? Palmolive duş jeli. 3 lira 45 kuruş. Palmolive duş jeli. Ne kadar? 32 lira 95 kuruş ne lan? 32 lira ne? Arko tıraş kolonyası. 3 lira mı 5 lira mı bu? 3 lira. 3 lira 3. 3 lira 80 kuruşmuş. Burada gördüğünüz bu küçük, bu tatlı kolonya, bu masum kolonya. Bak kolonyacık, minicik bir kolonya. Oh, bakalım şu an kaç para? 16 lira 45 kuruş. O zaman biraz daha ister misin artık? Bundan evet. Da istersin herhalde. Kolonya istersin gel. Az dök, az dök. Pahalı zaten. Yavaşla kaç tane alıyorsun? Ömer şu çeneni bir gösterir misin ya? Ne oldu? Domates bu. Ne biçim domates var? Evet, yıkandık tabii. Abicim o kadar para verilmiş. Lan boş ver dezenfektanı. Bunu kullan. Bu nedir ya? Aa! Ne oldu? Aa! Göremiyorum. Aa! Göremeyecek bir şey yok zaten. Aa! Fişliğinde. Hassiktir. Hayır! Kolonya döküldü fişin üstüne, fiş silindi. Nasıl devam edeceğiz? Ne kaldı ki? Limon, 4 tane limon. Bu adam kaça almış limonu? Limonu sen nerede aldın lan? Nerede yazıyor? Ha, hocam kilosu 1,5 lira. Bu almış 360 gram, 58 kuruşa almış. Bu limon gitti. Limon gitti hocam. Ya 4 lira falandır işte bunun da kilosu şu an. Ya gerek de yok zaten. Bu da son ürünmüş zaten. Başka ürün kalmadı. Cafe Crown kaldı bir tane. Bunu da kaça aldın hatırlarsın? 1 liraya aldım. İkisi de 1 lira mı? Tanesi 25 kuruşmuş kardeşim bu da işte. Aynı fiyatta artmış. Allah kahretsin ya. Ben bunu nasıl gider göstereceğim? Niye silindi ki kolonya dökülünce bu kadar net şekilde? Bunu gider gösterebilir miyiz? Kanıtlı fiş gider. Vergi dairesi. Yemin ediyorum. Ne olur. Bakın gözünüzün önünde kaza gerçekleşti. Biz bir şey yapmadık. Bu vergi kaçmıyor burada. Allah kahretsin. Başka ürün kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Evet, bitti. Ürünlerimiz bu kadar. Totalde bu adam bu kadar ürüne 77 lira 36 kuruş vermişken biz bu kadar ürüne tam olarak 15 yıl sonra 220 lira 52 kuruş vermişiz. 7, 14, 21, 3 katından fazla. Geçen seferki 2 katından fazlaydı. Şu an 3 katından fazla. Gerçekten enflasyon üzüyor insanı. Asgari ücretin de aynı oranda artmadığını bilmek. Özellikle şu lan ayçiçek yağı alsaymışız be. Of, ayçiçek yağı ne oldu öyle ya? 5 litresi 1000 lira falan herhalde şu an. Arabayla takasa girdikleri söyleniyor. Bir bidon ayçiçek yağını Tofaş'la takasa girenler var. O zaman bu videonun sonuna gelmişiz. Süt içeceğim ben ya. Afiyet olsun. İçer misin? İçmem. Çok pahalanmış ama ya. Ulan bir şey diyeceğim. Gözüm kaldıydı. Değil mi? Hissettim ya. Hissettim biliyor musun yani? Yemin ediyorum kaldıydı. Vay İçeceğim mi? İçmeyeceğim. Harbiden çok pahalanmış ama. Neyse boş ver. Avrupa bizi kıskanıyor zaten. Avrupa bizi kıskandığı yetmiyor bir de. Baksana. Maaşını da dolarla almıyorsun. Na ya oğlum etrafına bak. Herkesin cebinde 3000-5000 liralık cep telefonları var. Zengin herkesin ikişer üçer tane arabası evi var. İş beğenmiyorlar. Çalışacak iş yok. Neyse Allah'tan 50 liralık alışveriş yapıyoruz. 50 liralık benzin alıyoruz. Aynen. O zaman 11 yıl sonra başka bir ekonomi videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hadi gittik biz. Elim hep battı. Peçete de harcamayalım. Çok pahalı. Ben yerim yalanım.